Şanlıurfa'da iki mahallede kuduz karantinası ilan edilmişti. Kuduz endişesinin sürdüğü kentten 35 köpeği Ankara'ya getiren kadınsa gözaltına alındı. Saatler sonra da tutuklandı. Bu köpekler ise şimdi karantinada. Peki iki kenti karıştıran bu tartışma nasıl başladı? Nasıl bu noktaya geldi? İşte Urfa'dan başkente uzanan kuduz alarmı. Önceki hafta Şanlıurfa'da bir sokak köpeği Mustafa Şahin'i ısırmış, ardından kaydedilen bu görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu. O köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Şanlıurfa'da iki farklı mahallede de 4 kişiyi ısırmıştı sokak köpekleri. Onlardan birinde de kuduz tespit edildi. Belediye iki noktayı risk bölgesi ilan etti. Sokak köpekleri toplanıp barınaklara alınmaya başlandı. O anlarda hayvanseverler bölgede tansiyon da yüksekti. Toplayamazsın! Valilik tedavilerinin yapıldığı barınakların tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık olduğunu söyledi. Buket Özgünlü boyacı da Ankara'dan Urfa'ya gitti. Barınağın da toplam 78 tane köpek var. Kısırlaştırma 0. Kuduz sayısı çok fazla olduğu için operasyon yapamıyorlarmış. Barınaklarda pek çok hastalığın olduğunu söylüyordu boyacı ve Urfa'dan başlayıp Ankara'yı karıştıran o hamlesini açıkladı. Şu anda toplam 35 taneye yakın sokak hayvanı aldık. Hepsi Ankara'ya doğru yola çıktı. Kısırlaşıp tedavileri olacak. Boyacı köpekleri alıp Ankara'ya getirdi. Sosyal medyada kuduz köpekler Ankara'ya getirildiği iddiası kısa sürede yayılınca valilik harekete geçti. Urfa'dan getirilen köpekler bulundu. Veteriner kontrolünde karantinaya alındı. Köpekleri başkente getiren ve gözaltına alınan boyacı, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan tutuklandı. Ona yardım eden Muhammed Savaş Demir ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da riskli bölge ilan edilen mahallelerdeki eylemler ise dün olduğu gibi bugün de devam etti. Bu hayvanları hepinizin üzerinde hayvan hakları savunucuları Batıkent Mahallesi Muhtarlığı'na "Dikkat, kuduz risk bölgesi" yazılı tabela astı. Katil muhtar içeri! Hayvanlar dışarı! Ya katil, katil bak, ya katil bak. Mahalle sakinleriyle eylemci grup arasında arbede yaşandı. 3 kişi gözaltına alındı. Birkaç saat sonra da serbest bırakıldılar. Dağlarda insan! Dağlarda!